Merhaba sevgili arkadaşlar, Erkan Hoca ile tarihin en pratik halinde birlikteyiz. Bugün sizlere İslam öncesi Türklerde ordu, toplum, ekonomi ve din konularını anlatacağız. İlk olarak ordudan başlıyoruz. Ordu dediğimiz zaman ya da Türklerde askerlik dediğimiz zaman Türklerin en iyi oldukları yöndür arkadaşlar. Ve dünya tarihinde Türkler diğer devlet ve toplulukları en çok askerlik yönünden etkilemişlerdir. Bunu kesinlikle unutmayalım, bu hap bilgiyi cebimize koyalım. Tekrar söylüyorum, Türkler tarihte diğer devlet ve toplulukları en çok askerlik alanında etkilemişlerdir. Türklerde ordu ya da askerlik anlamında nasıl bir anlayış var? Sevgili arkadaşlar, Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Ne demektir bu? Milletin tamamı, topluluğun tamamı askerdir mantığı var. Bu göçebe yaşam tarzının, zorlu yaşam tarzının bir getirisidir arkadaşlar. Toplumun tüm kesimleri, çoluk, çocuk, kadın, erkek tamamı mücadeleci olmak zorundadır. Çünkü Türklerin Orta Asya'nın şartlarını düşündüğünüzde yaşam şartları zordur. İşte bu noktada ordu millet anlayışında iki tane nokta karşımıza çıkar. 1. Askerlik özel bir meslek değildir. Özel meslek değil. Yani Türklerde herhangi biri gidip bir başkasına ben askerlik yapıyorum, ben çok özel bir meslek yapıyorum diye hava atamaz. Çünkü herkes asker. Kadınlar dahi ok, yay kullanıyor, ata biniyor, gerektiğinde kendini ve çevresini koruyabiliyor. Hatırlayın, Türklerde hatunlar hükümdar olmadığında, kağan merkezde olmadığında ülkeyi yönetirler. Artı bulundukları bölgeyi askeri açıdan da korurlar. Yani herkes asker. Bir de önemli bir nokta, ücret yoktur arkadaşlar. Bu işin ücreti yoktur. Yani Türklerde aslında paralı askerlik yoktur diyoruz. Fakat bunun bir tane istisnası var, kesinlikle unutmayalım. O da Hazarlardır. Bu hap bilgiyi de cebimize mutlaka koyalım. Hazarlar, hatırlarsanız daha önceki derslerimizde anlatmıştık, ordularında paralı askerler bulundurmuşlardır. Peki, ücret yok, özel bir meslek değil, herkes askerse Türklerde yine nasıl bir anlayış karşımıza çıkacak? Vatan askeri kavramı karşımıza çıkacak. Arkadaşlar, geçmiş kültürler günümüze de yansımıştır. Bakın Türkiye'de de günümüzde hangi aileye gitseniz, Anadolu'da hangi aileye gitseniz asker ocağı diye bir kavram vardır. Askerlik çok özeldir. İnsanlar çocuklarını askere gönderirken özel olarak ilgilenirler, özel olarak bir takım törenler yaparlar. İşte bütün bunlar aslında Türklerin kültüründen geliyor. Peki, Türklerde komutan kimdir? En başta şunu bilelim. Sü asker demektir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda su diye de geçiyor ancak doğrusu südür. Dolayısıyla sübaşı da komutanlardan biridir bakın. Türklerde komutanları şöyle genel olarak saydığımızda kağan komutandır, başkomutan. Yapku komutandır. Şat veya şatlar, yani hükümdarın diğer kardeşleri, yapku dışında kalan kardeşleri veya amcaları vesaire. Dikkat edin, hanedanın tüm erkek üyeleri aslında komutan. Tiginler de belli bir yaşa gelip, belli bir yerde valilik görevine falan atanınca aynı zamanda komutan olurlar. Arkadaşlar, hanedan üyelerinin dışında diğer komutanlara tarkan ve subaşı adları verilir. Subaşı burada askerlerin başı anlamında daha alt düzey komutanlara verilen isimdir. Peki, komutanları bu şekilde gördükten sonra sü asker dedik. Türklerde nasıl bir askerlik anlayışı var ya da ne tür orduları var? Sevgili arkadaşlar, Türklerin orduları kesinlikle hafif silahlıdır. Hafif silahlar taşırlar. Çünkü Türklerde askerlik anlamında ya da ordu anlamında genel mantık at üzerinde hızlı hareket etmeye dayalıdır. Yani Türklerde at çok ön plana çıkar. Yine hatırlayın geçmiş derslerimizden, Avrupa Hunlarının lideri Attila Han Roma kuşatmasından ya da Roma'yı almadan geri dönmesinin sebeplerinden en önemlisi atları arasında salgın hastalık çıkmasıydı. Türkler at üzerinde
Atla çok iyi savaşırlar. Hafif silahlar at. Hatta arkadaşlar Divan-ı Lügat-ül-Türk'te at Türklerin kanadı olarak anlatılır. Bu kadar önemlidir. Peki taşıdıkları silahlar genel olarak neler? Ok, yay, kılıç, kama, kargı, mızrak, süngü ve gürz gibi silahlar taşırlar. Bunlara da yalnız şu şekilde dikkat edeceğiz. Bunların hepsi hafiftir. Mümkün olduğunca hafif madenlerden yapılırlar. Hatta arkadaşlar Türklerde eski filmlerde falan görürsünüz. Romalılarda olduğu gibi o çok görkemli işte çok kaba zırhlar yoktur. Hatta işte bir adam boyu olan kalkanları göremezsiniz. Evet Türklerde kalkan vardır. Türklerde hani zaman zaman zırhlar da kullanılmıştır. Ama bunların çok hafif olmasına dikkat edilir. Hatta biz diyoruz ki Türkler genelde kalkanlarını çok sağlam hayvan derilerinden yaparlar hafif olsun diye. Çünkü onların tamamen hareketleri hızlı olmalıdır. İşte Türklerde bu şekilde bir silahlanma var. Buraya bazı kavramları aldık. Hani askerlik, ordu ile ilgili bu kavramları bilin. Böri arkadaşlar muhafız birliklerine verilen isimdir. Bazı kaynaklarda ya da bazı Türk devletlerinde komutanlara da böri denmiştir. Dikkat edin, kök Türklerde özellikle komutanlara da böri denmiştir. Sü asker demektir. Yelme keşif birlikleri. Börk ya da tolga özellikle bu kaba hayvan yünlerinden yapılan başlıktır. Karguy ise arkadaşlar gözetleme kulesidir ya da keşif kulesidir diyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Tarih derslerinde bir sürü kavramla karşılaşacaksınız. Ve ben bunları ne kadar çok anlatırsam anlatayım ya da bir yerden ne kadar okursanız okuyun bir şekilde bunlar zaman içinde bir kısmı unutulup gidecek. Arkadaşlar kavram öğrenmenin en doğru, en güzel yanı soruları çözerken orada geçen bütün kelimelerin anlamlarını yanına yazmaktır. Yani önce ana mantığı öğreniyorsunuz, kavramlar sonra yavaş yavaş sorularda yerine oturuyor. Kesinlikle korkmayın bakın bunların hepsini çok rahat öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim Türklerin savaş taktiklerine. Tarihte hep anlatılır. Bugün görkemli gösterişli bir şekilde filmlere konu olur. Türklerin arkadaşlar yaklaşık 200 savaş taktiği vardır. Fakat biz bunların hepsini bugün ayrıntılı bir şekilde bilmiyoruz ya da ÖSYM bunları sormaz bize. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin soracağı taktikler Turan, Hilal, Kurt Kapanı. Bakın taktikler dedim ama bunların hepsi de aynı anlama gelir. Bunların hepsi Turan, adını Turan'da görebilirsiniz, Hilal'de, Kurt Kapanı'da. İşte bütün bu taktikler yukarıda şeklini gördüğünüz birazdan anlatacağım taktik. Peki bu taktik hangi taktiğin üzerine kuruludur? Sahte ricat arkadaşlar. Sahte ricat. Ricat geri çekilme demektir. Yani Türkler sahte bir geri çekilmeyle Kurt Kapanı, Hilal ya da Turan dediğimiz taktiği asırlar boyunca İslam öncesinde ve sonrasında uygulamışlardır. Şimdi gelin bu taktik nasıl bir bakalım. Düşman orduları, Türk orduları. Bakın. Düşman orduları karşı taraf. Türklerde genelde merkez, sol ve sağ şeklinde bir planlama yapılır. Merkezde Kaan olur, sol ve sağda genelde Yapgu ve diğer Şat dediğimiz komutanların orduları bulunur. Arkadaşlar bakın şu en kenardaki birlikler de pusu birlikleridir. Pusu birliği kavramı şu. Bu birliklerin çoğunu karşıdaki ordu görmez. Hani tahtada bakmayın siz böyle biz küçük çizdik. Bunun çok geniş bir alanda yapılan bir savaş olduğunu düşünün arkadaşlar. Ve bu pusu birlikleri en hızlı atlardan, en hızlı askerlerden oluşur. Mantık şudur. O iki ordu karşılaştığında merkez, sağ ve sol birlikler sahte ricat dediğimiz taktiği uygularlar. Yani yavaş yavaş geri çekilirler. Hani biz sizden korkuyoruz karşı ordudan. Bak biz çekiliyoruz. Karşı ordu tabii bu noktada şöyle bir yöntem uygulayacaktır. Çekiliyorlar yetişelim. Hemen şunları yakalayalım. Ama
İşte asıl bu noktada pusu birlikleri devreye girer. Bakın şekillere çok dikkat edin. Pusu birlikleri çok hızlı bir hareketle ve bunun arkadaşlar tekrar söylüyorum bakın tahtada çizdiğimiz gibi çok dar bir alanda olmuyor bu savaşlar. Bazı savaşlar 100 kilometrelik alanlarda olmuş. Çok geniş bir yay şeklinde bakın hilal şeklinde şöyle biraz daha belirginleştirelim. Karşı düşman askerlerinin çevresini sararlar. İşte bu noktada bunlar da tekrar geri döner ve düşman ordusu bir çember içinde kalır ve imha edilir. Sevgili arkadaşlar, eğer ÖSYM soru sorarsa size 200 tane taktiği sormayacağım. Bırakın onları biraz ÖABT'ciler yani tarih alancılar çalışsın. Bize ÖSYM'nin sorabileceği savaş taktikleri işte bunlar. Ve bu taktiğin de genel çizgisi bu. Örnek, Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Savaşı'nı 2 saatte kazanırken işte bu taktiği çok hızlı bir şekilde uygulamıştı. Şimdi geliyoruz toplum ve ekonomi bölümlerine. Toplum ve hukuk. İslamiyet öncesi Türklerde. Sevgili arkadaşlar, oguş Türklerde en temel birim aileydi. En temel birim olarak. Aile. Daha önce devlet yönetimini anlatırken aslında bu yapılanmadan bahsetmiştik. Ama kısaca bir tekrar hatırlayalım onu. Oguş aile demektir. Uruk aileler birliği yani sülale. Boy ya da bot. Hatırlayınız en önemli örgütlenme biçimiydi. Türkler boylar şeklinde örgütlenir diyorduk. Bu da sülaleler birliği demektir. Boyların bir araya gelmesinden budun yani millet oluşur. Ve millette en son aşamada il ya da el dediğimiz devleti oluşturur demiştik. İşte toplumun genel yapılanması bu. Peki burada neler bilelim? Kavramsal olarak. Sevgili arkadaşlar, bakınız özellikle böyle sizin için süsledim. Türklerin genel yaşam tarzına, Orta Asya'daki yaşam tarzına göçebe kültür, konar göçer kültür ya da atlı göçebe kültür denir. Tekrar ediyorum bakın göçebe, konar göçer ya da atlı göçebe kültür denir. ÖSYM sorularında atlı göçebe kültür kavramını ya da göçebe kültür, konar göçer kültür kavramlarını kullanır arkadaşlar. Türkler göçebedir. Ancak burada çok dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Bu önemlidir. Türklerin göçebeliği yurtları yok anlamında değildir. Yani İslam öncesi Arap göçebeliğine benzemez. Araplardaki bedevilik anlayışına benzemez. Türklerin yurdu her zaman bellidir. Göçecekleri yer de bellidir. Türklerde biz genel anlamda diyoruz ki bu göçebelik yaylak kışlak hayatı yaşarlar. Ve yaylakları, kışlakları belirlidir. Yaylak ve kışlak arasında mevsimlere göre hayvanlarını otlatmak için gidip geri dönerler. Yani göçtükleri alan belli. Şimdi burada çok önemli bir soru karşımıza çıkıyor ki ÖSYM daha önceki farklı tür sınavlarında bu soruyu çok sordu arkadaşlar. Göçebe kültürde ne olur ne olmaz? Yani göçebe kültürün getirdikleri. Tek tek sayıyoruz bakın. Göçebe kültür nelere yol açmış? Göçebe kültür Türklerde nasıl bir yaşam tarzına sebep olmuş? Arkadaşlar, 1. Göçebe kültürün oluşmasının temel sebebi iklim ve coğrafi koşullardır. Orta Asya'nın iklimi ve coğrafi koşulları böyle bir kültüre bir bakıma Türkleri zorunlu kılmıştır. 2. Göçebe kültürde mimari gelişmez, şehircilik gelişmez. Buna da çok dikkat ediyoruz. 3. Göçebe kültürde taşınabilir sanat ürünleri gelişir. Yani böyle kalıcı sanat ürünleri gelişmez. Türklerin ilk sanat ürünlerine baktığımızda genelde taşınabilir silahlar, takılar vesairedir. Ve burada bir şeye daha dikkat edin. Hem mimari gelişmez hem de taşınabilir sanat ürünleri gelişir dedik. Arkadaşlar, eski Türklerle ilgili biz birçok bilgiye sadece kurganlarda yani mezarlarda bulunan kalıntılardan ulaşıyoruz. İşte bu da mimarinin, sanatın yerleşik bir şekilde gelişmemesinden dolayıdır. Peki başka ne olur? Göçebe kültürde arkadaşlar özel mülkiyet olmaz.
Yaylakların ve kışlakların tamamı devlet mülkiyetidir. Ortak mülkiyet anlayışı vardır. Yine göçebe kültürde, özellikle hukukta uzun süreli hapis cezaları olmaz, olamaz. Bir yerde zaten çok uzun süre kalamıyorlar. Çok katı kurallar vardır törede. Hukuk kurallarında ya idamdır ya da kısa süreli hapis cezaları uygulanır. Arkadaşlar, göçebe kültürün getirdiklerini kesinlikle unutmayınız. Bunlar karşımıza soru olarak çıkar. Başka buraya hatta şunu da ekleyebiliriz. Göçebe kültürde sınıflı toplum yapısı olmaz. Göçebe kültürde teşkilatçılık ve örgütçülük gelişir. Mücadelecilik gelişir arkadaşlar. Yani göçebe kültürün getirdiklerini bir püf noktası olarak cebinize koymanız lazım. Bu her zaman çıkabilecek bir soru adayıdır. İşte Türklerin yaşam tarzı bu dedik. Yaylak, kışlak ve kesinlikle unutmayınız dedik. Bedevilerin göçebelik anlayışı ile Türklerin göçebelik anlayışı aynı değildir. Şuraya kavramlara baktığımızda eski Türkçe'de kün halk demektir. Monogami yani tek eşlilik hakimdir arkadaşlar. Zaten böyle zorlu bir hayat koşullarında kalabalık ailelere veya çok eşliliğe rastlanamaz. Ki Türklerin dini anlayışları ve kültürleri de onları tek eşliliğe götürür. Başka arkadaşlar çekirdek aile vardır. Çekirdek. Anne, baba ve çocuklar. Geniş aileler görülmez. Çünkü arkadaşlar Türkler yurt, keregü ya da ocak denilen çadırlarda yaşarlar. Ve bunların çok büyük olması muhtemel değildir. Ayrıca ataerkil aile yapısı görülür. Şimdi bunu söyleyince çok katı bir ataerkil aile yapısının uygulandığını düşünebilirsiniz. Öyle değil arkadaşlar. Türklerde kadın çok önemli bir konumdadır. Hatırlayın bir önceki dersimizde devlet yönetimini anlatırken Kağan'ın yanındaki hatun ya da katunun yani eşinin devlet yönetiminde ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştik. Aynı sosyal hayatta da Türklerde kadın çok önemli bir konumdadır. Eşit haklara sahiptir. Sadece burada belli hukuk kurallarında biz işte çocuğun babaya bırakılması vesaire gibi konularda ataerkil aile yapısı olduğunu vurguluyoruz. Bir de arkadaşlar çok önemlidir. Türklerde sınıf yoktur. Sınıflı toplum yapısı yoktur. Bakınız, sınıflı toplum yapısı neden yok? Bununla ilgili sorular daha önce çıktı. Türklerde sınıflı toplum yapısının olmamasının sebepleri arkadaşlar çok iyi bu püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor bakın. Sınıflı toplum yapısı yok çünkü Türkler göçebe. Göçebe bir yaşam sürüyorlar. Ve genel olarak hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlar. Arkadaşlar bütün tarihi bilgilerimizi şöyle yokladığımızda genelde sınıflı toplum yapısının kölelik gibi unsurların tarım toplumlarında ortaya çıktığını görürüz biz. Hayvancılık yapan bir toplumda 1000 tane hayvanı bir kişi bir bakıma götürüp güdebilir. Oradaki işi yapabilir. Ama tarımda arkadaşlar çok insan gücüne ihtiyaç olduğu için bu anlamda kölelik de olmuştur. Ama Türklerde kölelik yoktur. Sınıflı toplum yapısı yoktur. Sadece görev ayrımı vardır arkadaşlar. Buradaki görev ayrımından kastımız da yönetenler ve yönetilenler. Ancak yönetenler ve yönetilenler arasında hukuksal bir ayrıcalık yoktur. Göçebelik dedik, sınıflı toplum yapısının oluşmamasının bir sebebi. Bir başka sebebi arkadaşlar töre. Dikkat edin. Törenin temel ilkesi eşitliktir. Eşitlikten dolayı, törenin bu temel ilkesinden dolayı bakın aşağıda da göreceksiniz. Sınıflı toplum yapısı oluşmaz. 3. Özel mülkiyetin gelişmemesi. Göçebe toplumlarda dedik özel mülkiyet gelişmez. 4. Tarımın yaygın olmayışı. Bakın tekrar sayıyorum. Göçebelik, özel mülkiyetin olmaması, tarımın yaygın olmaması ve törenin eşitlik ilkesi sınıflı toplum yapısı oluşmasını, sınıflı toplum oluşmasını engeller. Sevgili arkadaşlar, toplumda tekrar söyleyeceğim. İki tane çok önemli püf noktası var. Bir, çok önemli soru bunlar. Her zaman da soru adayı. Daha önce de soruldu bakın. Dikkat! Bir, göçebelik neler getirir? İki, sınıflı toplum yapısının oluşmasını engelleyen hususlar. Bu iki noktayı bildiğiniz zaman diğer kavramlar her halükarda yerleşecektir. Sorularda karşınıza çıktığında yapacaksınız.
Geliyoruz şimdi toplumu düzenleyen, devlet yaşamını düzenleyen hukuk. Türklerde nasıl bir hukuk var? Arkadaşlar, hukuk dediğimiz zaman aklımıza hemen töre gelecek. Töre. Biz töreyi şöyle ifade ediyoruz. Sözlü, yazılı olmayan, bakın, sözlü hukuk kuralları bütün toplum hayatını, bütün devlet hayatını düzenler. Ve töre öyle bir kanundur ki arkadaşlar, hükümdar yani kağan dahil herkes töreye uymak zorundadır. Herkes töre karşısında eşittir. Sevgili arkadaşlar, törenin kaynakları nelerdir? Hani nasıl oluşur? Sözlü ama bunun bir oluşumu var. Arkadaşlar, şunu çok iyi biliriz. Hukuk canlı bir bilim dalıdır. Toplumların ihtiyacına göre tarihsel süreçte sürekli gelişme göstermiş, değişme göstermiştir. Dolayısıyla toplumların yaşamlarına, coğrafyalarına vesaire göre hukukta da bir takım düzenlemeler yapmak sürekli gerekli olur. İşte bu noktada törenin kaynakları şu şekildedir bakın. Bir halk, halkın gelenekleri, görenekleri, zaman içinde yerleşmiş uygulamaları. İki, kurultay. Arkadaşlar, eski Türklerde sırf töre için ihtiyaç olan kuralları belirlemek adına kurultaylar toplanırdı yılın belli dönemlerinde. Bakın tekrar söylüyorum. Sırf töre için gerekli hukuk kurallarını belirlemek, kuralları belirlemek için kurultaylar toplanırdı. Kurultayın aldığı kararlar törenin kaynağıdır. Ve üç diyoruz, kağanın emirleri, buyrukları ve kararları. Arkadaşlar, şimdi az önce söylediğimle bunun çeliştiğini düşünebilirsiniz. Bakın az önce ne dedik? Kağan dahil herkes töreye uymak zorunda. Evet. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Yahu hocam, bu kağan töreye uymak zorundaysa beğenmediği bir kural olduğu zaman onu değiştiremez mi? Değiştiremez arkadaşlar. Daha doğrusu kafasına göre değiştiremez. Hemen burada nereye geliyoruz? Karşı taraf törenin ilkelerine geliyoruz bakın. Kağan'ın aldığı kararlar, kurultayın aldığı kararlar, halktan ortaya çıkan gelenek ve görenek şeklindeki kurultayın kaynaklarının, kararlarının, kurallarının tamamı törenin buradaki dört ana ilkesine uymak zorundadır. Nedir bu dört ana ilkesi? Bir kere törenin bütün kuralları adalet içermelidir. Adaletli olmalı. Arkadaşlar, adalete konilik de denir eski Türkçe'de. İkincisi fayda ya da faydalılık. Faydalı olmayan bir kural olmaz ki. Yani buna biz uzluk diyoruz. Fayda getirmeli, insanlara fayda sağlamalı. Üç, insanlık. İnsanlık. Buna arkadaşlar kişilik de diyoruz. Veya bunu biraz daha geliştirip insanlık, kişilik, vicdan boyutu diyoruz biz buna. Bu ilkeye de uygun olmalı. Yani Kaan buradan hemen anlaşılıyor. Kafasına göre ben kural koydum oldu. Dolayısıyla beğenmediğim bir kuralı değiştirdim diyemez. Peki dördüncü ilke ne? Eşitlik. Biz buna tüzlük de diyoruz arkadaşlar. Konilik, uzluk, kişilik ve tüzlük şeklinde de eski Türkçe'de ifade edilir. Bakın bunlar da karşımıza çıkabilir. İşte töre bu şekildedir. Ve töre arkadaşlar İslam sonrasında bile geçerli olmuş, Türk İslam Devleti'nde devlet hayatını düzenleyen en önemli hukuk kuralları olmuştur. Peki Türklerde yazılı hukukla karşılaşıyor muyuz biz? Karşılaşıyoruz arkadaşlar. Nerede karşılaşıyoruz? Yerleşik yaşama geçtikten sonra Uygurlarda karşılaşıyoruz. Ve diyoruz ki Uygurlar en azından törenin bir kısmını veya ihtiyaç duyulan yerleşik yaşamı düzenleyen bazı kuralları yazılı hale getirmişlerdir, yazılı hukuku başlatmışlardır. Arkadaşlar dikkat ediniz bakın. Uygurlardan önce göçebe yaşayan Türklerde özel mülkiyet, miras, emlak vergisi gibi kurallar yoktu. Çünkü bir emlak yoktu, mimari yoktu, yerleşik yaşam yoktu, şehir hayatı yoktu yaygın olarak. Dolayısıyla Uygurlar yeni bir yaşam tarzını belirleyince mecburi olarak hani değişime uymak zorunluluğu ile bir takım ticari kuralları, emlak vergilerini vesaire yazılı hale getirmişler, kural olarak belirlemişlerdir diyoruz. Arkadaşlar, eski Türklerde az önce söyledik, uzun süreli hapis cezası yok.
Neden yok sorulabilir bakın. Göçebe yaşam tarzından dolayı yok. Lütfen tarihteki konular arasında bağlantıları sağlam yapın. Hani bir şey yoksa onun bir sebebi vardır mutlaka. ÖSYM işte bunları soruyor arkadaşlar. Neden bu uygulama yok? Göçebe yaşam tarzı. Adamlar hapishane yapmıyorlar ki. Sevgili arkadaşlar, adamlar zaten göçebe. 3 ay bir yerde kalıyorlar. 6 ay ceza veremezler. Peki ne var arkadaşlar? Kısa süreli hapis cezaları ya da çok ağır cezalar var. Yani doğrudan idam. Bakın Türkler belli konularda çok katıdırlar. 1. At çalmak, hırsızlık. Bakın özellikle at çalmak kural olarak var. Niye? Çünkü Türklerde at çok önemlidir. Türklerin hayatında at çok önemlidir arkadaşlar. 2. Tecavüz. Direkt idam. 3. Barış zamanı birini öldürmek. Bakın Türkler savaşır. Savaşlarda birçok asker karşılıklı olarak birbirini öldürür. Ama barış zamanında birini öldürmek direkt idam. 4. Devlete başkaldırmak. Bakın biz bu kuralların İslam sonrası dönemde bile Türklerde yoğun olarak uygulandığını görüyoruz. Bunlar önemlidir. Ha bunlar dışında diğer birçok konuda hafif kısa süreli hapis cezaları vermişlerdir arkadaşlar. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Yorum olarak karşımıza çıkabilir. Her toplumun yaşam tarzı, ekonomik faaliyeti mutlaka hukuk kurallarına yansır. Mutlaka hukuk kurallarında ne onlar için önemliyse onunla ilgili kurallar vardır. İşte burada da at Türkler için çok önemli, atla ilgili direkt törede hukuk kuralları vardır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Türklerde yargıça, daha doğrusu bugünkü hakim savcıya yargan denir. Yargan, yargan ya da yargu, hukuka yargu denir arkadaşlar. Yani bugünkü yargı kelimesi aslında Öztürkçe bir kelimedir. Mahkemelere de yargı denir. Yalnız bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Kaan Başkanlığı'nda özellikle kurultay toplanarak bir takım davalara bakılabilir. İşte Kaan Başkanlığı'nda eğer bir mahkeme toplanıyorsa o davalar siyasi davalardır. Özellikle devlete başkaldıran ya da isyan durumunda olanlar için Kaan bir bakıma hukuki yetkisini de kullanarak mahkeme toplayabilir diyoruz. İşte hukuk bu şekilde. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Gelelim Türklerde ekonomiye, ekonomik yaşam. Arkadaşlar, Türklerde ekonomik yaşam 4 ana unsur bakın. Daha doğrusu buraya ünlem koyduk 3 ana unsur. Türkler yoğun olarak hayvancılık yaparlar. Temel geçim kaynakları hayvancılıktır. Madencilik yaparlar. Çok iyi silah üretirler. Maden eşyalar üretirler ve bunları satarlar. Ve 3 ticaret yaparlar. Özellikle kürk ve ipek yolu üzerinde. Arkadaşlar, buraya tarımı neden yazdık? Yanlış anlaşılıyor bakın birçok noktada. Türklerde tarım hiç yok değil arkadaşlar. Biz biliyoruz ki Asya Hunlarından beri tarım var aslında Türklerde. Ama tarım Türklerin genel geçim kaynağı değil, çok az. Çünkü bölgeleri müsait değil çok yoğun tarım yapmaya. Biz Türklerde Asya Hunlarının da kök Türklerinde TÖTÖ dediğimiz sulama kanalını kullandığını, yapıp kullandıklarını biliyoruz. Bunun kalıntıları ortaya çıktı. Ama tarım arkadaşlar Türkler için genel geçim kaynağı değil. Türklerin genel geçim kaynakları hayvancılık, madencilik, ticaret. Peki arkadaşlar diyeceksiniz ki bunların doğurduğu bazı sanatlar ve ekonomik faaliyetler var mı? Var. Bakın hayvancılık ne doğurur? Dokumacılığı doğurur. Sevgili arkadaşlar Türkler özellikle çadır dokumacılığında özellikle soğuk hava şartlarına uyum sağlamak için ya da işte korunmak için aba dokumacılığında çok ünlüdürler. Bu hayvancılığın bir getirisidir bakın. Bununla birlikte Türklerde dericilik çok gelişmiştir. Bu da hayvancılığın bir getirisi bakın. Bu iki ekonomik faaliyet hayvancılıktan doğar. Başka arkadaşlar
Dokumacılık var. Dericilik varsa terzilik de gelişmiştir sanat olarak Türklerde faaliyet olarak. İşte arkadaşlar, bütün bunlara baktığımızda dokumacılık, dericilik, terzilik gibi faaliyetler hayvancılığın bir getirisidir. İşte ÖSYM bu püf noktalarını sorabilir. Nasıl sorar? Verir. 1, 2, 3. Dokumacılık, dericilik, terzilik. Yukarıdaki ekonomik faaliyetler ya da sanatlar, sanatların ortaya çıkmasında Türklerin aşağıdaki hangi faaliyeti, hangi ekonomik faaliyeti yürütmesi etkili olmuştur diyebilir. Ya da Türklerin hayvancılık yapması yukarıdaki sanatlardan veya ekonomik faaliyetlerden hangilerinin de gelişmesine yol açmıştır diye sorabilir. Ve siz de rahat bir şekilde yaparsınız. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar geliyoruz para. Para önemlidir tabii ki. Para. Arkadaşlar, Türkler, biz biliyoruz ki kök Türklerden itibaren para kullanmaya başladılar. Kök Türkler döneminde Kamdu, Uygurlar döneminde Böz veya yine Uygurlar döneminde Çav gibi paralar, Çav adıyla paralar kullandıklarını biliyoruz. Ama Kamdu ile Böz genelde pahalı ipek parçalarına hükümdar mührü basılarak kullanılan değişim araçlarıdır. Yani biz bunlara bir bakıma bez paralar diyoruz. Kamdu ve böz. Çav ise ilk kez Uygurlarda ortaya çıkan kağıt paradır. Ancak yarmak arkadaşlar metal paradır. Metal para. Ve biz biliyoruz ki kendi adına para bastıran ilk Türk devleti Türk İşler'dir. Hatırlayın, bunu daha önce anlatmıştık. Türk İşler'de biz hatırlarsanız bir yüzü Türkçe, bir yüzü Arapça paralara rastlıyorduk. Bu da onların Araplarla yoğun ilişkiler içinde olduğunu, yoğun ticari ilişkiler içinde olduğunu gösterir diyoruz. Peki arkadaşlar, Türklerde vergi anlayışı var. Yaylak, kışlak vergileri, Türkler vergilere çok dikkat ederler. Vergi toplamaya çok dikkat ederler. Tudum ve ağılığı. Ağılığı daha çok Uygurlarda kullanılır. Ama biz genel anlamda diyoruz ki tudum ve ağılığı vergi toplayan sivil memurlardır Türklerde. Bütün bunları anlattıktan sonra ticaret yolları. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin olmazsa olmazı bu ticaret yolları. Ve bu ticaret yollarını biz eski Türklerle ilgili sorulduğunu gördüğümüz gibi Osmanlı'yla, Selçuklularla veya diğer Türk İslam devletleriyle ilgili de sorulduğunu biliyoruz. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nereden başlıyor? Nereye gidiyor? Hangi Türk devleti bunlardan faydalandı? Bakın. Hem Kürk yolu hem İpek yolu ikisi de Çin'den başlar. Kürk yolu Çin'in üst taraflarından başlar. Şöyle bir güzel Sibirya'dan dolaşır. Bakın Asya kıtasını gözünüzün önüne getirin. Aynen şöyle bir yay. Şurası da Karadeniz olsun. Karadeniz'in kuzeyine ulaşır. Karadeniz'e ulaşır bakın. Ya da Doğu Avrupa'ya ulaşır. Dikkat edin buna. Doğu Avrupa. Çin'den, Sibirya'dan geçer. Soğuk bölgeden geçiyor arkadaşlar. İpek yolu da aynı şekilde aslında. Kürk yoluna paralel olarak Asya'yı ikiye böler. İran'a gelir. Bugünkü Hazar Denizi'nin hemen altına. Azerbaycan'ın hemen alt tarafına gelir. Bu da Çin'den başlar. Ve burada İran bölgesine geldikten sonra arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir bölümü İran'dan Ağrı üzerinden, Van üzerinden İstanbul'a uzanır. Yani Anadolu'yu baştan başa geçer, Anadolu'ya uzanır. Sevgili arkadaşlar, dikkat! Özellikle bu sene İpek yolundan soru gelebilir. Çünkü yakın zamanda hatırlayın İpek yolunu canlandırmak adına demir yolu faaliyetleri yürütüldü. İlk kez bir tren İstanbul Boğazı'nı geçti ve Avrupa'ya doğru yol aldı. Bunlar güncelde de sorulabilir. Bir diğer kanadı da Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya ve Karadeniz kıyılarına ulaşarak buradan arkadaşlar Avrupa'ya kadar ulaşan yola biz İpek yolu diyoruz. Sevgili arkadaşlar, İpek yolu daha çok Çin'in meşhur, çok ünlü ipeklerinin satıldığı için İpek'le anılmış, bu ismi almıştır.
Kürk yolunda ise daha çok hayvansal ürünlerin ticareti yapılmıştır. Özellikle de av hayvanlarının kürkleri satılmıştır. Sevgili arkadaşlar, şimdi size püf noktalarını veriyorum ve ileride size bol bol bunlardan bahsedeceğim tekrar. Osmanlı'da, Selçuklu'da her yeri geldiğinde. Püf noktası 1. Çok önemlidir bu. İslam öncesi Türk tarihinde baharat yolundan hiç bahsedilmez. Daha doğrusu İslam öncesi Türk tarihinde hiçbir Türk devleti ya da topluluğu baharat yoluyla ilişkilendirilemez. Çünkü baharat yolu bir deniz yoludur. Hindistan'dan başlar, deniz yoluyla Mısır'a gider. Dikkat edin bakın, bu püf noktası. 2. Kürt yolundan en çok faydalanan iki tane devlet vardır. Bunlardan en başta Hazarlar, ikincisi İtil Bulgarları. Arkadaşlar, İpek yolundan ise Orta Asya, Anadolu, Karadeniz'in kuzeyi ve Çin'e yakın bölgelerde kurulan bütün Türk devletleri faydalanmıştır, gelir elde etmiştir diyoruz. Bir dahaki dersimizde İslam öncesi Türk tarihinin kültür ve medeniyet bölümlerini tamamlayıp Türk İslam tarihine geçiş yapacağız. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.